Herkese merhaba ben Faruk Sincar. Bu videoda Vivo Y20'ye yakından bakıyoruz. Kutuya baktığımızda Y20'nin görselini görebiliyoruz. Arka tarafa baktığımızda da siyah renkte olduğu ve Türkiye'de üretildiği de belirtilmiş. Kutu içerisinden ilk olarak sim kart iğnesi ve garanti belgesi çıkıyor. Ardından Y20'yi de jelatine sarılı bir şekilde görebiliyoruz. Ve 10 wattlık şarj adaptörü, micro USB kablosu da kutu içerisinden çıkıyor. Son olarak da silikonsuz kulaklığa da kutu içerisinde yer verilmiş. Evet kutu içeriğine baktıktan sonra da Y20 2600 TL'lik fiyatıyla ile bizlere neler sunuyor bakalım. Ve bu arada daha önceki videolarımda Vivo Y11'si incelemiştim. Eğer o videoyu izlemediyseniz linki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. İncelemeye ilk olarak da Y20'nin tasarımından başlayalım. Ön tarafa baktığımızda büyük bir ekran ile karşılaşıyoruz. Ön kameranın da damla çentik olarak konumlandırıldığını görebiliyoruz. Ve bu arada ekran koruyucu film de uygulanmış bir şekilde geliyor. Ve parlak bir tasarıma sahip olduğu için de az da olsa parmak izi kalıyor. Parmak izi kalsa bile çok şık bir tasarıma sahip olduğunu söylemeliyim. Ve bu arada Y20'nin kasası ve arka kapağı da plastik malzemeden oluşuyor. Bizdeki Obsidian siyah haricinde de Nebula mavisi rengini de tercih edebilirsiniz. Sağ tarafa baktığımızda ses ve güç tuşunu görebiliyoruz. Ve güç tuşunu da aynı zamanda parmak izi okuyucu olarak da kullanabiliyoruz. Ve bu arada Vivo Y20'nin parmak izi okuma süresi konusunda iddialı hız testini de ilerleyen dakikalarda yapacağız. Alt tarafa baktığımızda da 3.5 milimetrelik kulaklık girişini ve micro USB girişini de görebiliyoruz. Ve sağ tarafa da mono bir hoparlör konumlandırılmış. Sol tarafa baktığımızda da 3 slotluk SIM kart yuvasını görebiliyoruz. 2 SIM kartı ve bir microSD kartını aynı anda kullanabiliyoruz. Ve Y20 toplamda 192 gramlık ağırla ve 8.41 milimlikte kalınlığa sahip. Evet. Evet gelelim parmak izi ve hoparlöre. Parmak izi konusunda Vivo ekran kapalı 0.37 saniye ekran açıkken 0.33 saniyede parmağınızı okuyup ekranı açtığını söylüyor. Tabi test ortamında bu sonuçlara ulaşılmış olsa da parmak izi okuyucusu gayet hızlı bir şekilde çalışıyor. Hoparlör tarafında ise ses kaliteli olsa da ses seviyesinin düşük olduğunu söylemeliyim. Tasarım olarak da yoğun bir az da olsa andırıyor. Ses seviyesinin düşüklüğü haricinde de tasarım tarafında herhangi bir eksiği yok. Ve tutuş hissiyatı konusunda da iyi bir kullanım deneyimi sunuyor. Y20'nin tasarım özellikleri bahsettikten sonra da gelelim ekran özelliklerine. Y20 6.51 inçlik IPS bir ekrana sahip. 720x1600 HD Plus çözünürlüğünde. Ve 270 ppi'lik piksel yoğunluğunu 60 Hz'lik ekran yenileme hızını da bünyesinde barındırıyor. Teknik özelliklerini geçtikten sonra da 720 yani HD bir ekrana sahip olmasına rağmen hem renk canlılığı hem de parlaklık konusunda gayet iyi bir deneyim sunuyor. Ve bunlarla beraber büyük bir ekrana sahip olduğu için de video ve film izlemesi de gayet keyifli. Evet tasarım ve ekrandan bahsettikten sonra da gelelim Y20'nin kameralarına. Y20 önde bir arkada 3 olmak üzere toplamda 4 kameraya sahip. İlk olarak da arka kameralardan başlayalım. 13 megapiksellik ve f2.2 diyafram açıklığında bir ana kamera, 2 megapiksellik makro kamerası, son olarak da 2 megapiksellik derinlik algısı yani portre kamerası bulunuyor. Video tarafında 1080p Full HD 30 kare videolar çekebiliyoruz. Fotoğraf tarafında ise portre, yapay zeka sahne algılama, süper makro, HDR, canlı fotoğraf ve yavaş çekim modlarına sahip. Renk doğruluğu konusunda başarılı olsa da 13 megapiksel'lik kamera yerine en azından 20 megapiksel ve üzeri kamera görmek isterdik. Ama incelediğim 13 megapiksel'lik farklı markalara ait cihazlara nazaran doku ve netlik kaybının daha az olduğunu görebiliyoruz. Makro kamerasıyla da segmentine göre iyi sonuçlar alabiliyoruz. Gece fotoğraf çektiğim zaman yapay zeka sahne algılama gece olduğunu algılasa da normal çekimlere nazaran pek bir fark göremediğimi söyleyebilirim çektiğim fotoğraf örneklerini de ekranda görüyorsunuz. Ve gelelim ön kameraya. 8 megapiksellik ve f1.8 diyafram açıklığında bir ön kameraya sahip. Ön kamera ile de 1080p full HD videolar çekebiliyoruz. Ön kamerada ise portre, HDR, yapay zeka, sahne ve duruş modu mevcut. Duruş modunda ise birçok poz mevcut ve seçtiğiniz pozu vermenizi sağlıyor. Portre yani kenar algılamayı da iyi bir şekilde yapabiliyor. Ters ışıktaki fotoğraf örneklerini de görüyorsunuz. HDR modu ise ters ışıkta iyi bir şekilde çalışıyor. Oda ışığında fena olmasa da düşük ışık ışıklı ortamlarda sanal flash kullanmamızda fayda var. Y20 kamera konusunda genel olarak iyi olsa da hem arka hem de ön kamerası daha iyi olabilirdi. Siz de Y20'nin kameraları hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmından benimle paylaşabilirsiniz. Evet gelelim işlemci ve performans tarafına. Y20 Snapdragon 460 işlemci yongasına sahip ve 4 GB'lık RAM 64 GB'lık dahili depolama alanı da eşlik ediyor. Ve hafıza kartı ile de 256 GB'a kadar hafızasını arttırabiliyoruz. Snapdragon 460'ı daha önce de Y11S'te görmüştük. Evet teknik özelliklerinden bahsettikten sonra da gelelim yaptığım performanslı oyun testlerine. İlk olarak da uygulama başlatma testiyle başlayalım. Evet uygulama başlatma testinden sonra da gelelim yaptığım sentetik test sonuçlarına. Y20 Antutu Benchmark testinden 145.118 puan alıyor. Geekbench 5 testinden ise tekli çekirdek performansından 256, çoklu çekirdek performansından 1142 puan alıyor. Evet performans testlerinden sonra da gelelim oyun testlerine. PUBG Mobile'i akıcı grafik ayarlarında ve orta kare hızında oynayabiliyoruz. Ve ortalama 30 FPS'leri de görebiliyoruz. Ufak bir iki takılma haricinde de akıcı bir şekilde oynayabiliyoruz. Call of Duty Mobile'da ise yüksek grafik ayarlarında, orta kare hızında ortalama 40 FPS'leri görebiliyoruz. Ve Call of Duty Mobile'i de akıcı bir şekilde oynayabiliyoruz. Ve bu arada Vivo oyun tarafında ultra oyun modu ve multi turbo 3.0 uygulamasıyla da oyunları optimize etmemize imkan sağlıyor. Yani kısacası Snapdragon 460 işlemcisiyle birçok oyunu akıcı bir şekilde oynayabiliyoruz. Evet Y20'nin bütün özelliklerinden bahsettikten sonra da gelelim en son konumuz olan bataryaya. Y20 5 mAh bataryaya sahip ve kutu içerisinden çıkan 10 Watt'lık şarj aletiyle de şarj edebiliyoruz. Evet teknik özellik geri geçtikten sonra gelelim şarj olma testine. Y20 10 dakika içerisinde %6'ya, 30 dakika içerisinde %19'a, 1 saat 40 dakikada %40'a, 2 saat 48 dakikada da %100'e ulaşıyor. Şarj olma testinden sonra da güç tüketimi testine bakalım. PC Mark pil tüketim testi %100'de başlayıp %20'de son buluyor. Ve toplamda da 21 saat 34 dakikalık bir sonuç alıyoruz. Evet aldığımız sonuçtan da anlayacağımız gibi Y20 güç tüketimi konusunda kendini kanıtlamış oluyor. Evet yaptığım test sonuçlarını ve kendi deneyimlerimi sizlerle paylaştım. Gelelim Y20 hakkındaki genel düşünceme. Eksi baktığımızda kamera çözünürlüğünün daha iyi olması, 18 Watt ve üzeri hızlı şarjı desteklemesi Y20'yi daha iyi bir cihaz yapabilirdi. Bu iki konuda eksiği olsa da Y20 günlük kullanım ve sosyal medya için fazlasıyla yeterli. Oyun konusunda ise testlerde 30 ve 40 FPS üzeri aldığı için orta segmente konumlandırabiliriz. Evet bu videonun da sonuna geldik. Eğer bu video işinize yaradıysa kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.